Kenar mahallenin cam kenarında dünya düştü benim yarım aklıma. Camda duran çiçeklerin arasında dünyayı taktım ben deli aklıma. Camda duran çiçeklerin arasında dünyayı taktım ben deli aklıma. Gel içeri kır dizini, dön önüne. Baban dayak dayak yersin kısırga. Gir içeri kır dizini, dön önüne kısırga. Hadi gör baban dayak dayak yersin kısırga. Sen miydin anne? Hı? Ne oluyor? Hayırdır? Ne yapıyorsun bu saatte? Şişt, yok bir şey. Erik yiyorum. Afiyet olsun da hayırdır? Nereden çıktı gecenin bir vakti erik yemek? Rüyanda indirimli erik reyonu mu gördün? Hı hı. Kız sanki aniden bir ses kalk git erik ye ya Safiye dedi. Yanlış duymuş olmayasın anne. Sana ne Sıdıka? Ev benim değil mi? Ha, istediğim saatte kalkar, istediğim sebzeyi meyveyi afiyetle yerim çocuğum. Allah Allah. Hayır yani. Canın erik istediyse sabah da yiyebilirdin. Erik sezonunun kapanmasına daha çok var anne. Bildiğim kadarıyla erik için av yasağı falan da yok. E ne bu telaşın? Aman erik gündüz yenir diye bir adet mi var Sıdıka? Allah Allah. Erik yemenin saati mi olur çocuğum? Hayır saati olmaz ama en azından bir ölçüsü olur. Bu kadar da yenmez ki. Bu çekirdekler ben geldiğimde buradaydı bir defa. Benden önce birisi kalkıp yemiş olabilir. Ayrıca ben erik yemeye gelmedim ki Sıdıka. Hı. Birkaç şiir dizesi geldi aklıma. Unutmadan bir not alayım dedim. Ha? Bu arada gözüm eriklere takıldı. Tamamen plansız bir hareketti bu. İyi bari. Erikler nasılmış? Biraz da ben yiyeyim müsaade edersen. Çek elini. Dokunur kız gece gece. Ay ganimeti paylaşmamak için söylediği yalana bak. Ama istemez. Ben yatıyorum. İyi geceler. Sen de yatarken burayı topla öyle yat tamam mı? Safiye, ne oluyor kız? Niye kalktın? Yok bir şey canım. Bu saatte indirimli oluyor değil Sinop'u. Şetayet ablayı aradım. Ne diyor Şetari? Ne diyecek canım? Her zamanki şeyler işte. Sana da selam söyledi. Ama Sinop yemyeşil olmuş. Dalları basmış yeşil erik, kiraz falan işte. Hadi sen yat. Manavları fazla mesaiye çağırayım mı anne? Bu gidişle bütün meyvelerin dibine dara ekeceksin. Hay şuraya baksana erikler, limonlar, meyve suları. Öyle söyleme kız.
Gece rüyamda 74 tane erik yedim ben. Ondan canım çekti sabah sabah. Ha? Ne rüyası anne ya? Dün geceki erik katliamını benim üstüme atmaya kalkmayacaksın herhalde. Ha, sen yedin ya bütün o erikleri. Kız o rüya değil miydi? İstersen babama soralım. Yatağa giderken bile bir sürü erik aldın yanına. Hı? Ulan ben de niye sabahtan beri her tarafımdan erik çekirdeği çıkıyor diyordum. Sen yatakta da mı erik yedin lan? He? Ne oluyor? Ay ne bileyim Zekeriya. Bugünlerde canın ekşili şeyler istiyor anacığım. Belki havalardandır. Ya ayıp bir şeysin anne ya. Yani transa girmiş bir insanın karşısında limon yenir mi hiç? Bak senin yüzünden bütün konsantrasyonun bozuldu he. Söylenme lan annene. Ben sana kaç defa sofrada transa girilmez demedim mi şekerim? He? Oğlum anla artık şunu. Sofrada transa girilmez. Gelenek görenek diye bir şey var ya. Ama bu da bir Japon geleneği baba. Yani şu durumda ne yapayım ben? Bünyem iki kültür arasında sıkıştı kaldı. E fena mı abi? Bugün kişi başına düşen kültür sayısı kaç, haberin var mı senin? Oho! Yavaş kız Safiye, boğulacağım be. Bakın kim geldi? Kim geldi? Zehra. Hoş geldin Zehra. Çek bir sandalye, otur. Oturmayacağım, gideceğim. Müjdemi isterim teyze. Rüyamda sizin çatıya leylek konduğunu gördüm. Aa! Leylek çıkmış mı? Aman istemez. Kış kış deseydin. Ay bacayı tıkıyor mendobur hayvanlar. Ay bırak şimdi bunları anne. Zehra rüyasında görmüş leyleği. Hayırdır inşallah. Rüyada leylek görmek ne olur ki? Ha ben biliyorum. Rüyada leylek görünce çok geziliyor. Turizm patlıyor. Ayrıca turizm bir bacasız sanayi demektir. Ya naturally. Sen yanlış biliyorsun Junior Müdürüm. Gerçek hayatta leyleği havada görürsen geziyorsun. Rüyanda leylek görürsen o başka bir şey demek. Ne demekmiş o? Bilmem. Teyzem söylesin. Ay midem bulanıyor. Ay kız üşüttüm herhalde. Aa! Batır abi. Aklın başına geldiyse ayağını indirebilirsin. Cezanı affediyorum. Anlamadım hocam. Nasıl yani? Canım ben sana tek ayak üstünde durma cezası vermedim mi? Affediyorum seni. İndir ayağını. Aman hocam ne cezası? Sadece dingin leylek duruşu yapıyordum. Biliyorsunuz dingin leylek duruşu dima ve bünye hareketlerini koordine eden en etkili harekettir. Buyurun yanıma tüneyin arzu edersiniz. Ama sağ ol oğlum sağ ol. Ben leylek duruşundan vazgeçtim. Bir yaştan sonra çok zor oluyor. Benim ağrıyor. Ben şimdi pollukta yumurtlamak üzere oturan tavuk duruşunu tercih ediyorum. Hayrola Batur Alp efendi? Temizlik mi yaptın? Temizlik mi? Yok. Ama apartmanın temizlik günüyse yaparım yenge. Hayır canım, bir ayağınla yere basmıyorsun da onun için sordum. Eğer geyik çevirmeye geldiyseniz lütfen gidin artık yenge. Görüyorsunuz meşgulüm. Senden bir şey rica edecektim Batur Alp efendi. Benim yeğenin bugün doğum günü vardı da. Şimdiki çocuklar vurduya kırdıya çok bayılıyor. Gelip bir iki hareket yapıver. Biz palyonço değiliz yenge. Siz dövüş sanatlarını hiçbir zaman anlamadınız zaten. Aman canım, komşuluk geldiğini gösteri istedik şunun şurasında. Ne var? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Sizden önce Yeni Zelanda halk dansları topluluğu oturuyordu burada. Bir defasında da onları çağırmıştım. Sizin yeğeniniz ruh hastası mı yenge? Ben televizyonda seyrettim o topluluğu 23 Nisan'da. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde tuhaf tuhaf hareket yaptılar. Tuhaf tuhaf. Şimdi boş ver onları. Sen gösteriye ne zaman geliyorsun onu söyle. Ha bak, kiremit miremit malzemeniz neyse bana söyle, alırım. Prensibim değil yenge. Ekstralara çıkmıyoruz. Sen gelmezsen bari şu ihtiyar gelsin. Dövüş sanatlarının en büyük ustasını. Ne hakla? Ne diyorsunuz siz yenge? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Aa, boş ver Refik. Ben çocukları severim, ben giderim. Maksat bir küçük çocuğun kalbini kazanmak. Hiç unutmam. 6 yaşına girdiğim gün doğum günümü dayım Şefik'ten başka hiç kimse hatırlamadı. Ama şimdi öyle mi? Şimdi bankam her doğum gününde bana bir kart gönderiyor. Küçücük bir şey ama önemli. Bunu yapmak için de teknoloji ister. Bak, yaşlı ama olgun bir insan. Yumuşak yürekli. Ya sen? Kuş beyinli. Leylek. Evet, sakarım işte. Var mı ha? Al işte, sakarım. Var mı diyeceğiniz ha? Sakarım. Kızım, ama nerede bu uzay boşluğunda bir yer kaplıyordu? İşte ben de uzay boşluğunda bir yer kaplıyordum. Kıracağım, her yer kıracağım. Nerede? Allah beni böyle yaratmış. Sakar yaratmış Allah beni. Alın işte, alın.
Beni böyle yaratmış. Her şeyi kıracağım. Baştan kırıyorum her şeyi. Madem sakarım, buyurun işte. Ay delirdi kız. Ay yapma. Buyurun, kırıyorum. Yapma sakar değilsin. Ay değilsin. Kız, in aşağı çabuk. Konu komşu geldi. Rezil olacağız. İnmeyeceğim işte. İnmeyeceğim. Neler kırdın gene? Ah sakar kara. Bak gene sakar, sakar dediler işte. Bak gene sakar dediler. Tamam, tamam Arzum, sinirlenme, sakin ol. Sinirlenme anneme. Bilsen o bana neler söylüyor evde. Gel. Ama Sıdıka yeter artık ya. Tamam. Sabah kalkıyorum sakar. Son gece yatıncaya kadar hep sakar. Sıdıka Arzum'u sen içeri götür çocuğum, tamam mı? Tamam. Gonca Gül'le çok mühim bir şey konuşacağım. Tamam, gel hadi. Aa, bak. Ne dertli başım varmış benim. Niye böyle oldu ki bu kız? Aman Gonca Gül, Allah aşkına. Ayol bu da dert mi? Asıl dert bende. Hayrola ne oldu komşu? Kızım. Ben galiba yüklüyüm. Nasıl yüklüsün yani? Ay, sorma Gonca Gül. Sabah akşam canım erik çekiyor. Midem de bulanıyor. Ay, karnım da şişti. Kız galiba ben hamileyim. Yok canım, başka bir şeydir o. Senin artık olmuyordur herhalde, değil mi? Niye olmasın ayol? Laf. Gencecik kadınım. Sen kendini niye kıyaslıyorsun? Oluyorsa da kötü tabii. Kötü tabii kız. El alemin diline düşeceğiz. Ne yapsak acaba bilmem ki. Sen hiç merak etme, gideriz bir doktora. Öyleysen bile vardır bir çaresi. Yalnız Zekeriya hiçbir şey söylemedim Gonca Gül. Ay ona duyurmadan öğrenelim şu işin aslını ha? Sen hiç merak etme. Ben kimseye söylemem. Benim ağzım sıkıdır. 10 yıl boyunca sahibi tarafından aranmayan sırlar dışında hiçbir sırrı açıklamam ben. Evet, cici kızımız da sakinleşip geldi. Artık kimse ona sakar demeyecek değil mi? Demeyecekler tabii. Diyemeyecekler. Yoksa daha kötü olur. Allah analı babalı büyütsün efendim. Bizde de var iki çocuk ama bizdekiler büyüdü, evlenecek yaşa geldiler ya. İşte ev sahibiniz de geldi. Kiracılarınız. Zekeriya Bey, bu ikinci oluyor ama. Böyle devam ederse başka bir emlakçıyla çalışmak zorunda kalacağım. Ne oldu ki Hayriye Hanım? Siz kiracılarla tanışmak istememiş miydiniz? İşte kiracılarınız bunlar. Evet ama telefonda bana çocuksuz bir aile demiştiniz. Tamam işte Hayriye Hanım. Arkadaşlar yeni evli. Yok işte çocuklar ya. Bu hanımefendinin karnı ne böyle? Bu kadın resmen hamile ayol. Ben sizi çocukluya ev vermem, gürültü yaparlar diye uyarmıştım. İstemem ben bu kiracıları. Allah Allah. Ya yine sorun çıkarmayın Hayriye Hanım. Zenciye ev vermem dediniz. Size bembeyaz iki tane kiracı buldum. Çocuk sizden değil mi beyefendi? Tabii canım. Bakın, çocuğun zenci olma ihtimali de yok. Ailece beyazlar, bembeyazlar. Hadi şu kontratı imzalayıverelim. Hadi. Ben çocuklu aileyle kontrat falan imzalamam. Yanılıyorsunuz Hayriye Hanım. Hanımefendinin karnındaki şey tıbben çocuk sayılmaz. Daha 2 haftası var. Hem ne malum, belki düşük yapacak. Allah göstermesin, ne biçim konuşuyorsunuz siz öyle? Biraz idare ediverin hanımefendi. Bu kadın biraz tuhaftır. Mülkünde kimi oturtmak istediğini hala anlamış değilim. Kendisi bir arayış içinde, o yüzden sorun çıkarıyor ya. Hayriye Hanım, bu yeni evli insanları evsiz bırakacak değilsiniz ya. Bir büyüklük gösteriverin ha. Hem bak, kız olursa çocuğa sizin adınızı verirler. Ultrasonda baktırdık. Erkek olacak. Her neyse, siz yine de adını Hayriye koyarsınız. Niye Hayriye koyayım canım, çocuğumun adını? Bu konuyu daha fazla tartışmayalım. Aksi takdirde ev bulmanız çok zor. İstemem dedim ya Zekeriya Bey. Hem aceleleri neymiş? Evlenir evlenmez çocuk yapmışlar. Belli, ahlaksız bunlar. Allah bilir evlenmeden hamile kalmıştır bu kadın. Duydunuz mu ne dedi bana? Hayriye Hanım, siz artık fazla oluyorsunuz. Zenciye ev yok, hamileye ev yok. Kendiniz oturun o zaman. Ben artık sizin emlak işlerinize aracı olmak istemiyorum. Siz hem kabiliyetsiz hem terbiyesiz bir emlakçısınız Zekeriya Bey. İstirham edeceğim hanımefendi, siz de sinirlenip burada doğurmaya kalkmayın lütfen. Bu kadında sinirlenecek bir şey yok, yaratılışı böyle. Kendisi esasen beni delirtmeye çalışan bir insandır ya.
Sıdıka. Kız bir şey soracağım sana. Sıdıka, bir ultrason makinesi kaç paradır kız? Ultrason mu? Vallahi ultrasona bilemeyeceğim ama anne. Bir dişçi koltuğu kaç para söyleyebilirim istersen. Şimdi lazer dolgu ünitesiyle birlikte 7.500 dolar. Ayrıca yerinde bir yıl servisi var. Niye sordun anne? Özel hastane mi açacağım? Ucuz bir şeyse alıverelim diyecektim Sıdıka. Ay her eve lazım. Ay anne çok saçma bir insansın ya. Ben teleskop sorunca dalga geçiyorsun. Sen tutmuş ultrason soruyor. Dur bir dakika ya. Sen niye sordun ki şimdi durup dururken ultrasonu? Benim bildiğim ultrason şey için kullanılıyor. Buna bak. Gece yarısı erik yemeler, mide bulantısı, Gonca Gül teyzeyle fısır fısır konuşmalar. Ne oluyor anne? Aman Sıdıka, başka zaman olsa sana kızardım ama. Kız, ima ettiğin şey galiba doğru Sıdıka. Sen söylüyorsun kız anne. Kardeş mi geliyor şimdi bize? Ay kız dur, sevinme hemen. Bakalım baban ne diyecek Sıdıka? İsteyecek mi? Niye? Çocuk babamdan değil mi? Espri yapma kız hamile anneye. Hem daha kesin bir şey yok Sıdıka. Gonca Gül teyzen bir doktora gideriz dedi ama. Sıdıka. Bu yaştan sonra doktora gitmeye de utanıyorum kız. İstersen bu işe doktora gitmeden de halledebilirsin anne. Tıp artık çok ilerledi. Eczaneye gitmen yeterli. Olur mu kız? Eczacıya göstereceğim, doktora gösteririm daha iyi. Ne göstermesi anne ya? Benim dediğim ilaç gibi bir şey. Bak televizyonda reklamı falan bile var hani. Hamile misin değil misin test ediyorsun. Sen merak etme, ben şimdi gider eczaneden bir koşu alır gelirim. Kız yalnız bana aldığını söyleme Sıdıka, laf çıkmasın durup dururken. E tamam o zaman anne, kendimi alıyorum diye. Sakın ha kız, aman o daha tehlikeli Sıdıka. Sen en iyisi şeyde, ay iyi. Hah, abimi alıyorum de. İyi de anne, abiler hamile kalmaz ki. Canım belki kızla arasında bir şey geçmiştir. Kızın durumunu öğrenmek için de alıyordur ha. Ay tamam anne ya. Esasında bütün bunları eczacıya anlatmamız gerekmiyor ki. Kim alıyorsak alıyoruz, ona ne? Şu el alem ne der korkusunu da at artık üstünden. Devlet planlama teşkilatı bile senin kadar ayrıntılı plan yapmıyordur. Ne biçim konuşuyorsun kız sen anneyle? Bana bak, gitmişken bir de diyazem al kendine Sıdıka. Asabi kaltak. Ne? Devam an Gürbüz. Burada. Mesut Demirci. Burada. Os. Os. Aman hocam, niye böyle giyindiniz? Bu intikam ninjası kıyafeti. Yoksa birisinden intikam almaya mı karar verdiniz? Ne intikamı Batu? Yukarıki küçük Refik'in doğum gününe gideceğim ya, onun için böyle giyindim. Ah ne yaparsın? Şimdiki çocuklar ninjaları filmlerde falan hep böyle biliyorlar. Hocam zahmet etmeseydiniz keşke. İnanın o kadına değmez. Ben oraya kadın için gitmiyorum ya, çocuk için gidiyorum. Çocuklar için her şey yapılır. Onlar dünyanın en masum yaratıklarıdır. Ve de bu yüzden her şeyi hak ediyorlar. Unutma ki sen de bir zamanlar çocuktun. Peki hocam, siz bilirsiniz. Kaçıncı katta oturuyordu şu apartmanın teyzesi, halası, yok yok yengesi? Dördüncü katta. Sürpriz olsun diye camdan girmeyi düşünüyorum. Çocuklar pek eğlenir. Haklısınız hocam, etkileyici bir giriş her zaman önemlidir. Evet, evet. Çocuklar buna pek sevinecek. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Mesut Demirci buradaydı. Teoman Gürbüz. Burada. Samim Saka. Samim arkadaşlar, Samim nerede? Oh canım benim, o düğme burnunu yerim senin. Güzelliğe bak, kanemiş gibi şirinleşin. Ay çok sevimli, ismi ne? Kaan. Sizin mi? Hayır, ablamın. Bırak ablasının çocuğunu mutlu. Düşer müşer. Bıngıl daha zedelenir çocukcağızın. Ya. Ama çok şirin şey Samim ya. Hanim işte ayamandı ama şuradan düşebildim. Miraj. O çocuğu kaç yaşına kadar sevmeyi düşünüyorsun Mutlu? Ha? Sen severken dişleri çıktı baksana. Çıksın. Hanim iş dişleri. Sen ne güzel, ne sevimli şeysin öyle. Kimlere çıktın bakıyorum. Bana çektiğini söylerler. Erkek dayıya çekermiş. Adım Korhan. Alıp götürsene kardeşim çocuğu. Ablası merak edecek. Hayır biz burada severken askerden celp gelecek. Boşu boşuna yoklama kaçağı olacak çocuk. Ayrıca bir ninja olduğumu söylemiş miydim sana? Hı? Çok iyi dövüşürüm ha. Yok canım, ne gerek var. Hadi Kaan'cığım biz gidelim. Hadi gel. İyi günler. Hayret bir şey ya. Yani kendisi sevmeye üşeniyor. Masa masa dolaştırıp el aleme sevdiriyor çocuğu.
Mutlu, sen de gelme böyle oyunlara rica ederim. Aa ya. Aman Samim, sen de ne köpek sevdiriyorsun ne çocuk, hayret bir şey ya. Köpek bizim bahçede var Mutlucuğum. İstersen onu her zaman sevebilirsin. Ayrıca çocuk içinse de onu bir ara yaparız artık ha. Samim ya. Merhaba Sıdıka, teyzem evde mi? Bir dakika, anne! Zehra seni soruyor, anne! Ne bağırıyorsun? Zehra seni soruyor. Sana ayva getirdim teyze. Canım her bulduğunu bize getirme Zehra, kendin ye. Ama ben bunu senin için aldım teyze. Hamileyken ayva yersen çocuğun çukur çeneli olur. Böyle konuşma ya, yüksek sesle. Ver şunu bakayım. Teyze ben sana incir de bulacağım. O ne ya yol? İncir yersen çocuğun hokka burunlu olurmuş. Aman uydurma onlar. Ha ben bunu hamileyken yediydim. Hokka burun bir yana sırık gibi oldu. Ha sağ ol anne, teşekkür ederim sırık dediğin için. Ne var canım? Allah Allah. Her zaman kaltak diyorum. Ha bir defa da sırık dedim Sıdıka. Laf. Hadi sen bakayım, çok konuşma, dikilme. Yürü eczaneye. Zehra. Kız sen rüyanda tam olarak ne gördün? Söyle bakayım bana. Leylek gördüm teyze. Sizin çatıya konmuştu. Zehra emin misin peki leylek olduğuna kız? Martı falan olmasın? Hayır teyze, yakından da baktım, leylekti. Size bir şey getirmişti. Ne getirmişti peki, gördün mü? Leylek ne getirir ki teyze? Yine ne getirdin bakayım sen? Patik getirmiş teyze, küçük insan ayakkabısı. İyi günler, bir tane prediktör alabilir miyim? Evet, buyurun. Buyurun hanımefendi. Ben... Hay Allah. Ben... Başlangıç olarak bir kutu aspirin alayım. Bir de boğaz pastili. Bir tane de diazem alayım bari. Biz yeni eczan dolabı aldık da. Prediktör istiyorum. Hepsini bir poşete koyarsanız. İyi günler Sıdıka. Ne o? Kırsal mazeretlerini gidermek için yiyeceğim mi oluyorsun ha? Sana ne be, terbiyesiz. İnsana böyle bir şey sorulur mu? Niye öyle diyorsun ki Sıdıka? Ben modern birisiyim. Artık böyle şeyler konuşulabilmeli. Yani hem bütün kızlar alıyor değil mi bunlardan artık? Çekinmene gerek yok yani. Ben genel olarak ecza filan alıyordum Kenar. Yani böyle aspirin, aseton, novalgin, sargı bezi falan. Benim hesabı çıkartırsanız artık ben gitmek istiyorum. Acele etmeseydin Sıdıka, ne güzel beraber alışveriş ediyorduk. İyi günler. Pardon hanımefendi, bu poşet de sizin. İçinde yara bandı, kolonya ve prodüktör de var. Pardon efendim, siz az önce prodüktör mü dediniz? Yani şu hamilelik testi için kullanılan. Bu, evet. Riyakar kadın, bana bunu yapmayacaktın. Veya benimle yapacaktın. Eyvah, kız kardeşim. Aha, saçmalama Samim. Genellikle bu durumlarda kız kardeşler korkar. Sen de her şeyi biliyorsun Mutlu. Bak sırf bu yüzden seninle ayrılabiliriz. Bir de o çocuk sevgin var yani. Ne haber abi? Merhaba. Merhaba. Hayrola Sıdıka? Eczanede ucuzluk mu vardı? Hayır abi, ben sana sonra anlatırım. Pabucumuz dama atılıyor abi, hadi. Anne, ne oldu, ne çıktı testin sonucu? Kız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanmışım Sıdıka, yarın gel başla dediler. Ay, bırakır mısın espri yapmayı, ne oldu hakikaten? Ay yok, ay Sıdıka, olacak iş değil anacığım. Ay el kadar çubukla böyle ben uğraşamam anacığım. Ne öyle, affedersin üstüne bir çay kaşığı idrar falan damlatıyorsun. Yok efendim, tek çizgi mi çıkacakmış, iki çizgi mi çıkacakmış? Ay hiç gelemem öyle şeylere Sıdıka, ay yok. Ne yapacaksın peki? Söyledim ya kızım, Gonca Gül'ün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tanıdığı varmış. Mecburen oraya gideceğiz artık. Hadi yürü sofraya. Tamam.
Tabağını uzat babanın. Zekeriya. He. Benim sağlık karnem nerede anacığım? Ne yapacaksın kız sağlık karnesini? Satıp erik mi alacaksın? Bir asabiyeciye gideyim diyorum Zekeriya. Bazen nevrimi öyle bir döndürüyorsun ki bok varmış gibi gene o rakıyı içiyorsun. Körüm yazıcı. Suratın yine kıpkırmızı olmuş. Ne diye şimdi benim rakıma karışıyorsun ya? Ne olmuş içiyorsak? Niyesi var mı Zekeriya? Bu yaşta bu kadar rakı içilir mi canım? Ha? Gençken hadi kaldırıyordun. Ama ya sana bir şey olursa? Biz nasıl büyüteceğiz bu çocukları? Lan daha ne kadar büyüteceğim bunları? İkisi de ayı kadar oldu işte. Hem nereden çıktı durduk yerde şimdi bu? Zekeriya sağlık karnem nerede sen onu söyle. Şifonyerin gözünde olacak. Hangi şifon? Nüfus kağıtlarının olduğu torba var ya. Evet. Onun içinde. Nesi var ananızın? Hı? Yok bir şey baba. Baba? Hı? Seni yedi seni. Çarpacağım şimdi bir tane ha. Manyak mısın oğlum sen? Ha? Askerlik arkadaşın mıyım lan ben senin? Bana bak istersen senin sağlık karnemini de vereyim ananla beraber gidin ha. Günaydın müdürüm. Günaydın. İsim buldunuz mu yavruya? Kız olursa Zehra koyun, uğurlu isimdir. Ne? Yaşasın. Lord birini hamile mi bıraktı kız? Ah, Lord neredesin oğlum? Ah çapkınım benim, sonunda becerdin ha. Lord değil müdürüm sen. Teyze mi? Ne diyorsun kız sen? Ağaçlara tırmanıp yatak odalarını mı gözetliyorsun? Yok müdürüm, leylek gördüydüm ya ben rüyamda. Teyzem hamile işte, benim rüyalarım hep çıkar. Saçma sapan konuşma Zehra. Karım hamile olsaydı haberim olurdu herhalde. Saçma değil müdürüm. Kız olursa adını Zehra koyun. Bir tek onu söyleyecektim. Git be kadın. Sen iyice üşütmeye başladın ha. Havalar ısınınca sana da geliyorlar galiba. Ay bağırıp durma kadına Zekeriya. Doğru söylüyor galiba. Ne? Doğru mu söylüyor? Dur kız dur. Bekle. Yukarı geliyor. Yok abiciğim, ben dayanamayacağım. Benim bu testin sonucunu hemen öğrenmem lazım. Otur lan yerine lavuk. Doğumhaneye çevirdin burayı be. Bir farkı yok ya abiciğim. Şu an benim için bütün dünya bir doğumhane. Ya Numan abiciğim be, sence testin sonucu ne çıkmıştır ha? Sıdıka hamile midir? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya başladı yine ya. Ne yapalım abi? Sonuçta o benim sevgilim. Hamile ya da değil. Yani... Çocuklu da kabul edelim ben onu. Karar verdim abi. Çocuğu nüfusuma geçireceğim. Peki Kenar. Peki bu çocuk kimden olabilir Numan abi? Sence benden olabilir mi? Oğlum okulda hiç biyoloji okutmadılar mı sana ha? Yanına yanaşamadığın bir kızı nasıl hamile bırakacaksın? Belki alkollü bir anımda aramızda bir şeyler geçmiştir. Ya, ve ben hatırlamıyorumdur. Kesin öyle olmuştur. Ben içince biraz dağıtıyorum Numan abiciğim. Kendimi kaybediyorum. E tabi kız da emin olmadan söylemek istememiştir, haklı olarak. Düşünsene Numan abi be. Gözlerini benden alsın. Burnunu Sıdıka'dan. Numan abi, ben Sıdıka'ya ayva götüreyim ha. Çocuğun çenesi çukur olur, ne dersin? Kenar, bak. Belki bir arkadaşına lazımdır ha. Ya da ne bileyim, abisi falan istetmiş olamaz mı? Ya saçmalama beni Numan abi ya. Ya abiler hamile kalır mı? Canım belki kız arkadaşıyla arasında bir şey geçmiştir. Onun için lazımdır. Sıdıka söylemiş mi eczacıya kim aldığını ha? Esasen haklısın. Devletin böyle şeyler alanlardan vergi numarası istemelisi lazım. Ki kimin kullandığı belli olsun. Ama yok abi. O çocuk var ya kesin benden. Şimdi arayıp öğreneceğim testin sonucunu. Alo Sıdıka. Ne oldu testin sonucu? Elinin körü oldu eşşol eşek. Sen de kimsin be? Aa, ay bütün mahalle biliyor ayol. Sıdıka salağı o şeyi açık arttırmayla mı aldı acaba? Ayol duymayan kalmamış. Duysunlar canım, bunda utanılacak bir şey yok ki. Erkek adamız şunun şurasında. O, olur mu Zekeriya? Cık. Ha bu çok özel bir konu. Kezin o Goncagül dedikoducusu yaymıştır bunu mahalleye. O kadar da söylediydim. Bir gelsin var ya, çok ağır konuşacak. Aa, aman kardeşim, aman sen ağır konuşma. Gel, hamilesin. Geç otur şöyle, geç canım, geç. Aa, hayrola baba?
Sen işe gitmedi miydin? Merhaba anne. Günaydın. Nasılsın ufaklık? Sen de mi biliyorsun? Anneciğim herkes biliyor ya. Anne bak ne buldum. Bebeklik eşyalarım. Ufaklığa seve seve devredebilirim bunları. Olmaz lan olmaz. Bunlar pembe görmüyor musun? Erkek çocuğuna pembe olmaz. Tabii ya. Hem ben onu dövüş sanatçısı olarak yetiştireceğim. Yani pembe biraz ters kaçar ya. Hayır abi. Onu asla kendin gibi ayı olarak yetiştiremeyeceksin. Biz onunla sinemalara, konserlere filan gideceğiz. Sen yapmıyorsun ama o beni gezdirecek. Göreceğiz bakalım Sıdıka Hanım. Erkek olacağı nereden belli canım? Hem bakalım dünyaya getireceğiz mi? Tabii ki getireceğiz karıcığım. Bu saatten sonra dönüş olmaz. Artık senin odan çocuk odası olacak tabii değil mi Sıdıka Hanım? Ne münasebet. Çocuk erkek olacaksa senin odana yerleşmesi daha doğru bir kere. Ne yalan söyleyeyim ben de erkek olsun istiyorum. Adını da Şadan koyalım. Şadan kim kız? Kimse değilse Keriya. Ben takvimin arkasına baktıydım da doğacak erkek çocuğunuza Şadan adını koyun diye yazıyordu. İyi de Safiye çocuk bugün doğmayacak ki. Doğduğu zaman bakarız takvimin arkasına. Say ya ne zaman doğacak bu çocuk? Baba siz bu leylekle kontratı hangi gece imzalamıştınız? Ay! Bu çocuğa artık siz bakacaksınız Batır Alp Efendi. Anlamadım yenge. Anlamayacak bir şey yok bunda. Çocuk bütün gün sağa sola zıplayıp camı çerçeveyi indiriyor. Ama ben size yeğeninizin ruh hastası olduğunu söylemiştim yenge. Siz onu bana getireceğinizde en iyisi bir ruh doktoruna götürseydiniz. Ayrıca korkulacak bir şey yok canım. Şimdiki zamanın çocukları hep böyle. Rahat dur çocuğum. Elleme kapıyı. Çekil şundan. Elleme çocuğu. Zaten sizin yüzünüzden böyle oldu. Zehirlediniz onu. Ben değil ama belediye zehirlemiş olabilir. Yenge bir de onlara sorun isterseniz. Beni başından savamazsın Batur Alp Efendi. Kocan olacak o bunak gelip de gösteri yapmadan önce kuzu gibi çocuktu bu. Ne olduysa ondan sonra oldu. Sorumlusu sizsiniz. İyi de bunda bizim suçumuz yok ki yenge. Siz kendiniz çağırdınız. Çağırdıysak kendi kendinizi dövün gidin diye çağırdık. Çocuğa ne diye kesme vurmayı öğretiyorsunuz? Halasını boğuyordu hastalsın. Ne oluyor Basırat? Merhaba küçük Refik. Kim bu kadın? Apartman yengesi hocam. Hani yeğenine gösteri yapmıştınız ya. Çocuk sizden çok etkilenmiş. Evde camı çerçeveyi yere indiriyormuş. Öyle mi? Aferin sana küçük Refik. Yarın sen bana bir ara uğra, ben başka numaralar öğreteceğim sana, tamam mı? Bak gördün işte, el kadar çocuğa neler öğretiyor. Mustafa hadi çocuğun, gir içeri, canın ne istiyorsa kır. Hadi bakayım. Ama ne yapıyorsunuz siz yenge? Yani bu yaptığınız düpedüz haneye tecavüz. Hadi oradan, asıl haneye tecavüzü hocan olacak bu bunak yaptı. Eve salon camından girdi ayol. Ayrıca 4 tane de bardağımı yedi. Hem zaten şimdi onu kılık kıyafet kanununa muhalefetten şikayet edeceğim. Elimde doğum günü fotoğrafları. Ta savcıya kadar çıkacağım. Çocuğa da bir zarar vermeyin. Akşam gelir alırım. Ama Gonca bir getir gene o sakar kızını yanında. Vallahi ben bir şey yapmadım anne ya. Yapmış da Allah'ım. Bir şey yapmadın. Zaten menteşeleri de gevşemiştim. Ben de dikkat etmedim. Bırak. Abi yardım etsene bak tek başıma kaldıramıyorum şu kapıyı. Kusura bakma Safiye kızı evde bırakamadım yangın mangın tamam, çıkarır tamam. Diye. Ay, onun için getirdim sizi. Tamam siz buyurun Gonca Gül Hanım oturun keyfinize bakın. Samim takar kapıyı. Bir dakika dur. Arzum sen bırak istersen. Tamam bırak yardım edin. Dur kızım. Ne yapıyorsun sen? Abi yapma abi. Zekeriya, anacığım biz Gonca Gül'le bir hastaneye gidip bir de doktora danışalım diyoruz. Öyle ya burada oturup doğmamış çocuğa don biçeceğimizi işin aslını bir öğrenelim değil mi? İyi, gidin Safiye, gidin. Gerçi her şey ortada. Artık bundan böyle 5 kişilik bir aile olacağız. Arzu, sen kızım Safiye teyzenden şöyle biraz uzakta yürü bakayım. Niye anne ya? Teyzen hamile onun çocuğunun boşluğunu düşürürsün sonra. Merhaba teyze. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Samimiye geldiysen yukarıda. Hayrola teyze? Neden bakılmıyor gözümüze? Şimdi sana söyleyemeyeceğim bir nedenden dolayı bakamayacağım Bebeto Kamil evladım. Sana bakarsam doğacak çocuğum da sana benzer. Bilmem anlatabildim mi? Bir çocuğunun olacağı dışında söylemek istediğin başka bir şey var mı teyze? Püh! Söyledik değil mi?
Ayrıca şu anda sana bakıyorum. Goncagül yürü gidelim. Nasıl şey ayol bu böyle? Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Of! Of! Sen ağır kaldırma istersen abi, sonra annem çocuğunu düşürür. Saçmalama! Saçmalama Sıdıka ya! Ne alakası var? Ben ağırlık kaldırıyorum diye annem niye çocuk düşürsün ki? Hani çocuk benim olsa neyse. Yakında bu evde iki erkek olacağız Sıdıka. Bak gör, onu nasıl zeki bir insan olarak yetiştireceğim. Bak hem zeki, hem ninja, hem de temiz ahlaklı olacak. Bir de erkek, o zaman dalga geçemeyeceksin benimle kızım. Ya kız olursa? Olmayacak! Olmayacak öyle bir şey Sıdıka. Kız çocuğu bu hayatta tutunamaz. Ya etraf serseri kaynıyor be. Esasında haklısın abi. Erkek olarak dünyaya gelmesi onun için daha iyi olabilir. Aslında senin onu ninja olarak yetiştirmende de bir sakınca yok. Kendini korumayı öğrenmesi lazım. Dediğin gibi dışarı serserilerle dolu. Sokaklarda başına her an her şey gelebilir. Hatta o doğmadan ona bir silah ruhsatı alsak da yeridir ha. Hatta adı da Şadan olmasın. Şöyle daha vurucu bir isim lazım. Mesela aktif olabilir. İleride kendini ezdirmez. Aktif. Saçmalama kızım ya. Şadan gayet oturaklı bir isim bence. Hem ayrıca aktif yabancı ismine benziyor. Yani en azından Ahmet aktif, Mehmet aktif filan olmalı. Sonra ismi Türk değil diye de ezerler çocuğa. Kız olursa da adına Engerek koymak lazım. Herkes tırsın. Sen de amma abarttın kızım ya. Yani hayat şartları zor dediysek o kadar da değil yani. Sıdıka alt tarafı dışarı çıkartmayız olur biter yani. Takma kafana yani. Nasıl gitti anne? Anneciğim, anneciğim. Ne? Nasılmış Şadan? Doktor ne dedi? Şadan değilmiş çocuğum, şekermiş. Ne? Nasıl şekermiş anneye anlatsana. Basbayağı bende şeker hastalığı varmış Sıdıka. Ondan canım öyle ekşili şeyler istiyormuş yavrucuğum. Ha yani hamile falan değilmiş. Karnın da şiş ama. O kadar şey yiyip içince şişer tabii. Hiç akıl edemedik Sıdıka. Doktor şimdi diyet verdi. Aç bakayım kız şu torbayı. İçinde bir reçete var. Oku bakayım onu. Yani sen şimdi şeker hastası olunca çocuğun olmayacak mı anne ya? Hadi be canım sen de. Aman zaten canım sıkılmış. Hastaymışım diyorum çocuğum. Boş ver anne ya, üzülme. Diyetini uygularsın. Kontrol altında tutarsın. Şeker hastalığı öyle önemli bir hastalık değil. Boş ver, üzülme. Ben ona üzülmüyorum kız. Ay çok alıştırdıydık kendimizi. Şadan, Şadan diye. Daha iyi oldu anne. Aldırma. Hem bu dünyanın nesine çocuk getirecektin ki? Sıdıka. Hı? Hissediyor musun? Bak Şadan tekme atıyor. Ben seni tekme dersem görürsün şimdi Samim Efendi. Dalga geçmesene çocuğum anneyle. Sıkma canını anneciğim ya. Bak çok istiyorsan ben senin bebeğin olurum tamam mı? Bak şimdi bak. Ben küçükmüşüm şimdi bak. Ava! 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 Yapma böyle. Abi hazır çocukluğuna dönmüşken bir süre daha orada kalsana. Seni en baştan bir daha yetiştirelim he. Seni uyarıyorum yalnız Çıdıka. Bak hani bebek olduğuma göre tuvalet alışkanlığımı kazanmamış olabilirim. Ya üstüne pislemeyeyim şimdi senin. Didişmeyin bakayım birbirinizle. Eşek kadar oldunuz tabii. Dalga geçiyorsunuz anneyle. Bana bak. Böyleydin lan sen de küçükken. Böyle şeyip duruyordun altına. Neydi anne ya? Bu deli karı da her bulduğunu yutardı. Sen kızın her bulduğunu yutarken ne yapıyordun? Niye gözüne bak almadın? Ay yapmayın. Ne oluyor lan? Açılın bakayım şöyle. Gerçekten baba. Ayrılın baba kıskandın mı? Hadi bakayım. Doğru yatak. Bu saatte ne yatması baba ya? Nereden çıktı şimdi bu? Lan sen bebek değil miydin ha? Bebeklerin en az 16 saat uyuması gerek. Hadi bakayım hadi. Daha film vardı televizyonda baba. Onu seyredecektik. Sporcu adam erken yatar, erken kalkar. Şimdi gürültü mürültü olur evde, uykun kaçar. Hadi bakayım hadi. Sıdıka hadi kız sen de hadi. Hadi.
Evet Safiye Hanım. Ne? Artık bu fantaziyi gerçekleştirebiliriz. Ne fantazisi Zekeri ya? Canım nesi var mı? Canım gerçekten erik isteyebilir. Ay, ama saçmalama Zekeriye. Zaten bir defa yüreğim ağzıma geldi. Çekil şuradan. Ya inat etme Safiye ya. Hem bak o kadar esnafı da duyurduk. Herkes geldi dükkanda tebrik etti beni. Aa deli midir nedir? Esnaf istiyor diye çocuk mu yapacağız? Canım o amaçla yapmamız şart değil Safiyeciğim. Yapma Zekeriye. Aa şekerim var ya. Belli. Çok tatlı. Yapma. Ay. Kaçma kız kaçma gel daha şekerine bakacağım gel aa, buraya. Getirin bak Zekeriye. Ya. Kız gel diyorum buraya bak gel. Gel kız kaçma. Kaçma gel buraya. Safiyeciğim gel buraya. Yapacağım. Doğmamış çocuğa mektup. Sevgili Şadan. Şadan diyorum çünkü annem ismini Şadan koymak istiyordu. Gelseydin seninle eğlenebilirdik. Biz burada dört tuhaf insan olarak gayet keyifli bir koalisyon kurmuştuk zaten. Sana da bir yer ayarlamak sorun olmazdı. Ama belki de gelmemekle en iyisini yaptım. Bu tarafta işlerin her zaman iyi gittiği söylenemez. Hayatın menüsünde güzellikleri olduğu kadar çirkinliğe, kötülüğe de geniş bir yer ayrılmış durumda. Bu tarafın reklamını yaparak ağzını sulandırmaya hakkım yok. Hayat ne iyi ne de kötü. Ya da hem iyi hem kötü. Kısacası görmeden bilemezsin. Adresimiz sende var. Ne zaman arzu edersen bekleriz. Sıdıka Saka. Ablaların bir tanesi. Aşağıdan bir saniye. Yönetmen arkadaşım ikaz etti. Biraz sonra tatile çıkacakmışız. Seneye Eylül civarı dönmeyi planlıyoruz. Görüşürüz.